Hatay Diş Hekimleri Odası bir basın açıklaması yaptı. Diş Hekimleri Odası'nın kadına ve sağlıkçılara yönelik saldırıları kınadıkları basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Son yıllarda giderek artan ve büyük ölçüde sağlıkta dönüşüm projesinin yarattığı açmazlar nedeniyle öldürmeyle sonuçlanan hekime yönelik şiddet olgularında saldırganların hep erkek olması bir rastlantı olmasa gerektir. Sonuçta elinde bıçağıyla hiçbir engele takılmaksızın hastanede sekreter olarak çalışan, eski eşini tehdit etmeye gelen saldırgan, kendisiyle görüşmek isteyen eski eşin yakınında bulunan kadın hekimi kalbinden bıçaklayarak öldürebilmektedir. Tüm bu olanlara itirazımız var. Tepkiliyiz, ses çıkarıyoruz. Belen Kadın Toplum Merkezi'ne Hatay Valiliği SODES Birim Sorumlusu Mehmet Koca ve birim uzmanı Cemil Şekerci tarafından ilk izleme ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette proje koordinatörü Yeliz Sevim, bugüne kadar proje çerçevesinde yapılan faaliyetler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 25 Kasım kadına yönelik şiddeti kınama günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavuz mesajında şu ifadeleri kullandı. Şiddetin türleri arasında yer alan kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, ruhsal hasarla sonuçlanan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır. Kadına şiddet. Kadına şiddet uygulayıp gücünüzü ezen rezil insan örneği olmayalım. Bugün vesilesiyle cennet anaların ayağı altındadır hadisindeki nezaket ve sevgi timsali tüm kadınlara saygı ve selamlarımı sunuyorum. Kadına şiddet kadınların kaderi olmasın. Başkan Yavuz ayrıca TEOG sınavına girecek olan öğrencilere de başarılar diledi.